Birileri Kılıçdaroğlu'nun gücünü anlayamıyor. Hani kumarbazların bir sözü var, kumarda kaybeden aşkta kazanır diye. Kılıçdaroğlu seçimi kaybetse de kurultayda kazanır. Son kongrede de sürpriz olmadı. Kılıçdaroğlu yine kazandı. İstanbul dükalığı her zaman her partide, her seçimde ağırlığını koyar ve sürpriz yapabilir. İstanbul'da vali olmak da, belediye başkanı olmak da, il başkanı olmak da bir ayrıcalıktır. Tek bir CHP yok artık, tek bir AK Parti, MHP olmadığı gibi. Biz de Mustafa Kemal'den başlayarak genel anlamda partilerin genel başkanları yok. Onların kurucu ideolog liderleri var. Hepsi de tek adamdır, ulu önderdir, baş öğretmendir. Genel olarak da yükseldirler. Bu özellikleri kesbi değil vehbidir. Onun için genel kurullarında ortada Türk bayrağı, bir tarafında Mustafa Kemal'in resmi, öbür tarafta liderin resmi var. Kılıçdaroğlu koltuğunu garanti altına almak istiyorsa bir şekilde ötekileri kendine saldırtması gerek. Kendi içindekileri ise dağıtması gerek. Üçüncü gruba ise gülücük göndermesi gerek. AK Parti'nin salvoları CHP içinde birlik ve dayanışmayı artırır. Bunun için Siyonist Semitikler, antisemitik hareketleri kendileri üretebildikleri gibi kontrol dışı hareketleri provoke ederek mayınlı alanlara çekmek isterler. Dış tehdit iç dayanışmayı arttırır ama iç tehdit yakıcı yıkıcıdır. Onun için onları bölerek yönetmeniz gerek. Hepsi birbirine karşı olunca kendi içlerinde nötralize olurlar ve aynı zamanda kendi meşruiyetlerini garanti altına almak için dış tehdide karşı radikal bir şekilde bütünü savunurlar. Temelsiz bir direği ayakta tutmak istiyorsanız en az onu dört taraftan farklı yönlere çekmeniz gerek. Kılıçdaroğlu bu direk gibi dimdik ayakta ve çok garantili bir konumda çünkü 8 taraftan çekiliyor. Kılıçdaroğlu karizması, filozofisi, kadrosu ile çok güçlü olsa bu gruplardan kendini fazla rahatsız eden birkaçını devre dışı bırakabilir. Ama şimdi buna da gerek yok. Hepsi çok zayıf ve uğraşmaya değmez. Birilerinin içeride daha çok temsilci sokması gerekiyorsa onların daha çok çalışması gerekecek ama hiçbir zaman bütünü kontrol edemeyecekler. Çünkü diğerleri bunu kendi varlıklarına yönelik tehdit olarak görecekler ve birlikte karşı çıkacaklardır. Bu durum herkes için geçerlidir. Merkezde kim daha güçlü olursa diğerleri birlik olup ona karşı çıkacaklardır. Kılıçdaroğlu çok güçlü değildir ve gücü buradadır. Çünkü hepsi bir gün uygun bir konjonktürde gücü eline geçirip merkezi ele geçirme hayali kurar. Bu gerçek olmasa bile bugünkü şartlarda onlar bu düşman kardeşler koalisyonunda kendilerine yer bulabileceklerdir. Bu grupların her biri ötekilerin herhangi birinin merkezi ele geçirmesini istemedikleri için Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alacaklardır. Kılıçdaroğlu'nu görevden alacak biri varsa bir gün o kendileri olmalıdır çünkü. Kılıçdaroğlu konumunu güçlendirmek için her zaman dışarıdan yeni katılımlar sağlaması, kendini yenilemesi gerekmektedir. Onun için de üçüncü şahıslara karşı daha anlayışlı, güler yüzlü olması gerek. Bu anlamda HDP, İYİ Parti, Saadet, Gelecek fark etmez. Bugün kaç CHP var derseniz, aksaçlılar, geleneksel, muhafazakar sol, yaşlılar, sayıları her geçen gün azalıyor. İkinci grupta Kemalist sol grup. Aslında her CHP'li genetik olarak Kemalist'tir. Ama bunu kendileri için ana mihver kabul eden orta yaşlı bir kesim var. Sosyalist, devrimci, radikal, sol birlik olmasalar da blok olarak ayrı bir kanat. Bunların karşısında liberal, demokratik, euro sol başka bir kanat var. Bunların Atatürkçülüğü muasır medeniyetle ambalajlanan batıcı bir anlayıştır. Sol Kemalistler ise merkez sol ayrı bir kanat. Çevreci, gezici Z kuşağından ılımlı, genel anlamda her şeye karşı bir sol grup var. Bunlar 68 kuşağından farklı ve genç bir grup. Bir de Alevi azınlıklar, farklı özellikleri sahip sol var. CHP'nin en büyük zaafı bir öz eleştiri yapamamasından, toplumun inanç, tarih ve geleneği ile olarak tarihten gelen riskleriyle yüzleşememesinden kaynaklanıyor. CHP için Kemalizm hem imtiyaz hem risk. 1900'lerin başındaki İnkılapçı bir hareket. Bugün muhafazakar zemine kaydı. CHP önümüzdeki 3-5 yıl içinde felsefe anlamda ve buna dayalı olarak sosyolojik anlamda ciddi bir kayıp yaşayacak. 19. yüzyıl sonlarında, savaş yıllarında kapitalizm, komünizm ve faşizmin gölgesinde oluşan kavram ve kurumlarla 21. yüzyıl açıklamak mümkün değil. Esasen bu durum bütün siyasi hareketler için geçerli. Bir de 1950'ye kadar devam eden tek parti dönemi ve o geleneğin devamı olan darbeler dönemi var. Bu şartlarda CHP bundan daha fazla olmaz.
CHP'nin yumuşak karnı Batı'nın desteklediği Alevici örgütler, Kürtçü örgütler, hem ulusalcılar hem de ideolojik ve politik açıdan Batı ile iç içeler. Mesela PKK ve PYD'nin desteklediği HDP ile Batılıların istediği gibi yerel yönetimlerde özellik şartı belgesi üzerinde mutabık kalmış gibi gözüküyorlar. CHP açısından hem 19. yüzyıl sonu siyasi ideolojisine bağlı kalacaksın, tek parti dönemi uygulamalarını bir kambur gibi sırtında taşıyacaksın, hem de ulusalcılıktan söz edip inkılapçı çağdaş kalıp Z kuşağı ile geleceği inşa edeceksin. Bu mümkün mü? Geçen Doktor Hasan İleri bunu yazmış. Zamanında Mustafa Kemal'in dünün Z kuşağını yanına aldığını ama bugün CHP'nin Z kuşağına verecek mesajı olmadığını söylemişti. Yani CHP'nin yaşları artık siyaset dışı kalıyor. Gençler ise siyasetten uzaklaşıyorlar. Geçmişten kopuk, geleceği olmayan bir yolculuk nereye ve ne zamana kadar gidebilir ki? Bu mesele aslında diğer partilerin de meselesi. Kökü mazide olan ati olmadan, toplumun inanç, tarih ve geleneği ile kucaklaşmadan, yabancıların, global egemenlerin yerli işbirlikçileriyle kol kola girerek, teopolitik, jeopolitik, jeostratejik avantajlarını görmezden gelerek yarınki Türkiye'yi inşa etmek mümkün değil. CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, Halk TV'de partinin ilkelerinden uzaklaştıkça üye de kaybediyoruz diyor. İstanbul'da son 18 ayda 41.157 üye istifa etmiş CHP'den. Sadece Kadıköy'de, belediyesini bizim yönettiğimiz, büyük şehrini bizim yönettiğimiz Kadıköy'de 2400 üye 18 ayda istifa etmiş. İzmir'de 25.017 kişi son 18 ayda istifa etmiş. Malatya'da 1640 kişi istifa etmiş. Şanlıurfa'da 925, Tunceli'de 1081 kişi istifa etmiş. 11 büyükşehri kazandığınız bir konjonktürde sadece birkaç ilde 70 bine yakın üye kaybetmişsek, bunlar da üyelerimizin %3.5'ine denk geliyorsa, o zaman yönetimin oturup arkadaş neden bu insanlar partiden istifa ediyor diye düşünmesi lazım. Acaba bu istifa eden arkadaşlarımızdan bir tekini CHP yöneticileri arayıp arkadaş sen neden istifa ettin diye sordular mı? Barış Yarkadaş ve onun gibi düşünen pek çok CHP'liye göre CHP bugün itibariyle kuruluş ilkelerinden yani Mustafa Kemal Atatürk çizgisinden hayli uzaklaşmış durumda. Bunu söyleyenler ağırlıklı olarak partinin sağa kaydığını iddia ediyorlar. Partinin önemli isimlerinden Muharrem İnce, ben karşıdan karşıya geçerken önce sola bakarım, sonra sağa bakarım, sonra da tekrar sola bakarım. Bunlar ise önce sağa bakıyor diyerek partinin Meral Akşener'le, Abdülatif Şener'le, Abdullah Gül'le, Ali Babacan'lara göz kırpmasına işaret ediyor. Barış, Yarkadaş'ın yukarıda yansıttığımız tepki dolu değerlendirmelerin içinde 11 Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmış bir CHP gerçeği de bulunuyor. Lakin bu 11 Büyükşehir Belediye nasıl kazanıldı meselesine atıp göremiyoruz. Bu başarıda Sayın Kılıçdaroğlu'nun hiç mi payı yok? Bilhassa İstanbul ve Ankara'yı CHP'nin kazanmasının en büyük sebebi AK Parti'nin ve sözde destekçilerinin ikramlarıydı. İkincisi ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyguladığı stratejinin başarılı olmasıydı. CHP İstanbul ve Ankara'ya Barış Yarkadaş'ın tarif ettiği biçimdeki adayları koysaydı asla kazanamazdı. Canan Arıtman olmazdı. Hatta İstanbul adayı olarak Muharrem İnce'yi öne sürseydi yine olmazdı. Dolayısıyla da Barış Yarkadaş 11 Büyükşehir kazanmış bir CHP'den bahsedemezdi. Kılıçdaroğlu, Barış, Yarkadaş ve aynı çizgideki CHP'lerin düşündüklerini yapsaydı, CHP ağır bir yerel seçim mağlubiyeti yaşardı. Barış, Yarkadaş ve arkadaşları da Kılıçdaroğlu'nu bu kez en müsait şartlarda girilen yerel seçimde başarısız olmakla suçlardı. Sayın Kılıçdaroğlu kesin bir şekilde görüyor ve veriler onu destekliyor ki bu memlekette sağın önemli bir bölümünün desteğini almadan seçim başarısı elde etme imkanı yok. CHP seçimde başarı elde edebilmek için hem sağ oyların anlamlı bir bölümünü kendisine çekebilmek hem de sırtını PKK terör örgütüne dayadığını ilan eden HDP'den destek alabilmek mecburiyetinde. Yerel seçimde büyük ölçüde başardı. Şimdi mesele bunu 2023'e taşıyabilmekte. Şu ana kadarki gidişat CHP'nin yerel seçim galibiyetinden zararlı çıkacağını gösteriyor. Malum SHP'yi bitiren yerel seçim galibiyeti olmuştu. Başta İstanbul olmak üzere CHP'li belediye başkanlarının iş başına geldiği pek çok yerde adeta başkan yok. CHP'li yeni başkanlar ilk başlarda yapmak istiyoruz ama iktidar yaptırmıyor, ne yapsak engelliyor bahanesine sığınarak işi idare etmeye çalıştılar. Ancak şimdilerde bu bahanenin işe yaramayacağı görüldü. Mazeretin öne sürülme sıklığı çok azaldı. Yerel yönetimler galibiyetini benzemezlerin desteğiyle kazanan başkanların üzerlerinde kendilerine koltuk çıkanların ağır baskıları var. Her
kuruluşun verdiği desteğin karşılığını istiyor. HDP'den yükselen seçimi bizim desteğimizle kazandınız. Şimdi bizi yok sayamazsınız yollu tepkilerde durumu izaha yetiyor. Politikada kimse kimseye kara gözü kara kaşı için destek vermez. Politika şudur, al gülüm ver gülüm işidir. CHP'li Barış Yarkadaş ve benzerleri CHP'nin ilkelerinden uzaklaştığını, bundan dolayı da üye kaybettiğini söylüyorlar. Duruma Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun baktığı yerden bakıldığında ise 1930'ların CHP'si ile 2020'lerde yol almak mümkün görünmüyor. Sonuca ulaşabilmek, yani tarihe Recep Tayyip Erdoğan'ı deviren lider olarak geçebilmek için başkalarının desteği şart. Gel gelelim, bünye başkalarını kabulde zorlanıyor. Kimileri Sayın Genel Başkan'ın CHP'yi yönetmek, ülkeyi yönetmekten çok daha zor sözüyle dalga geçmişti. Ama bu bir gerçek. Efendim, bizde demokrasi geleneği var. Tek adamlık yok. Onun için yönetmek zor denilebilirse de Barış Yarkadaş ve onun gibi düşünen birçok CHP'li partide demokrasinin işletilmediğini, ardı ardına istifa edenlerin feryatlarına kulak verilmediğini söyleyerek karşı çıkıyorlar. CHP'nin dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun işi çok zor. AK Parti çok çok büyük hatalar yapmazsa bu zorluğu aşması da imkansız gibi görünüyor. Canan Kaftancıoğlu Atatürk dediydi demediydi tartışmalarının vardığı noktayı görüyorsunuz. Partinin kurucu nasıl anılacağı üzerinde bile ittifak edememiş bir yapı. 2023 yolculuğunun yükünü nasıl taşır? AK Parti'ye sözde destek verenleri büyük hatalar yapmak suretiyle yardım etmezse taşıması imkansız.